Arkadaşlar şimdi bu AMT sistemler ile ilgili olarak yapmış olduğum açıklamalar sonrasında yani işte jeolojik açıdan konuyu işte karşılaştırmalı bir konsepte ele almanın daha pekiştirici bir noktada yer alacağını, daha yani konuyu anlaşılması noktasında önemli bir noktada yer alacağını düşünmekteyim. Şimdi şöyle bir başlayalım arkadaşlar. İşte ifade etmiş olduğumuz üzere AMT'de arkadaşlar yani topsoil referans alındığında sığ temel kaya yapısı dikkate alınarak işte bu doğrultuda sığ temel kaya yapıdaki kırık yapı dahilinde yapılacak olan çalışmada yani burada ben XY düzlemini referans aldım. XY düzleminde işte kırık yapı temelinde bir işte gelişim paterni düşük yoğunluk gelişim paterni şeklinde ifade edebileceğimiz bir kesitlerde yapıyı siz tanıyacaksınız. Yani bu doğrultuda bir kırık yapının olduğunu AMT'de anlamış oluyorsunuz. Diğer tarafta işte CSAMT'ye geçecek olursak burada da işte topsoil yine referans alındığında daha derin bir temel kaya yapısı söz konusu. Derin temel kaya yapıdaki işte buradaki kırık yapıdaki yine XY düzlemini referans aldığımızda gelişim paterni dikkate alındığında düşük yoğunluktaki gelişim paternini dikkate aldığımızda CSAMT işte size XY düzleminde yapılacak olan çalışma doğrultusundaki oluşturulan kesitte işte kırık yapıda örneklendirdiğimiz gibi bir düşük yoğunlukta gelişim paternini sağlamakta. Genel olarak yani jeolojik anlamda bu şekilde özetleyebilmemiz mümkün konuyu.